Evet, otopark arabamızı bıraktıktan sonra şehir kalıntılara doğru yürüyerek gitmek mümkün. UNESCO listesine alındıktan sonra şehrin çevresi tel örgülerle kapatılmış ve yürüyüş yolları yapılmış. Şehrin merkez kısmında çevresi kapalı bir kale bulunur. Burada yüksek duvarlarla diğer kısımlardan ayrılmış saray sahası vardır. Saray alanı güneydoğuya doğru genişletilmiştir. Saray meydanının iki yanı meydana bakan büyük binalarla çevriliydi. Evet, şehirde ilk karşımıza çıkan yapı anıtsal kapı kompleksi. Kapı milattan önce 8. yüzyıl sonralarına aittir. Kale surlarının 8 metre yüksekliğindeki taş kapısı günümüze kadar ulaşmıştır. Kapı düzensiz sıralanmış yumuşak kalker taşı bloklardan yapılmıştır. İç kısımda aşağıdan yukarıya doğru eğimli bir yapısı vardır. Kapının ortasında üstü açık bir koridor var. Bunun genişliği 9 metre, uzunluğu 23 metre. Bir bölme duvarı ile kapatılmış ve ağır kanatlarla kapatılabilen merkezi bir kapı açılmıştır. Bölme kapı girişleri üzerine yerleştirilmiştir. Bu kirişler kapının kuzey yanındaki kanadın yeriyle birlikte kazılarda bulunmuştur. Bakın burası da rampa. Kapının zemini büyük yassı çakıl taşlarıyla döşeli eğimli bir rampadan oluşmaktadır. Ancak bu kaplama taşları çok fazla aşınmıştır. Buna göre geçidin araba trafiğine açık olmadığı ve hatta yaya trafiğinin bile sınırlı olduğu kanısına varılmıştır. Bu rampa yolu her iki yandan yüksek bir platform veya çıkıntıyla son bulmaktadır. Merkezi avluya saldırıyı sınırlamak için kapının eğilimi dış kısımda 6 metre genişlikte bir rampa halindedir. Giriş kapısının her iki yanında yüksek kuleler bulunduğu düşünülür. Bu kulelerin günümüzdeki yüksekliği 9 metredir. Özgün yüksekliklerin ise 14-15 metre olduğu tahmin edilir. Kapının hemen yan tarafında bulunan burası ise kalenin surları. Evet, içeri girmek mümkün değil. UNESCO burayı listeye aldıktan sonra çevresi dikenli tellerle kapatılmış. Yürüyerek geziye devam ediyoruz. Üst kısma çıkıyoruz. Kapıdan şehre girildiğinde ilk karşılaşılan yapılar Megaron. Megaron yapıları. Dört tane Megaron var. Bunlarda kraliyet ailesi ve soylular otururlarmış. İkinoğlu Megaron zemininde bulunan mozaik pano günümüzde yılına aittir. Evet, burada kapıdan hemen girişten sonra dört tane Megaron var. Birinoğlu Megaron kapıdan girişte ilk görülen binadır. En küçük Megaron'dur. İkinoğlu Megaron 50-60 yıl kullanılmıştır. En önemlisi ise Üçnoğlu Megaron. Gordon şehrinde ortaya çıkarılmış en önemli yapıdır. Aynı zamanda kalenin en büyük Megaron'dur. Milattan önce 8. yüzyılın ikinci evresinde yapılmıştır. Büyük bir saray olduğu ve Kral Midas'ın burada yaşadığı düşünülüyor. Arkeolojik araştırmalarda burada lüks eşyalar bulunmuştur. Salonun arka duvarı boyunca muhtemelen kumaş kaplı bir divan bulunuyordu. Çünkü arka duvar boyunca uzanan çok sayıda kumaş kalıntısı bulunmuştur. Dört nolu Megaron 3'ün yanında daha yüksek bir alana kurulmuştur. Tamamen kerpiçten yapılmıştır. Kuzeydoğuya bakar. Amacı hala belirsizdir. Ancak saray sahasındaki binaların en yenilerinden olan Megaron 4 binasının bir tapınak olduğu düşünülür. Megaron'dan hemen arkasında teras kompleksi, teras yapıları var. Burada 100 metre uzunluğunda bir bina var. Bu bina yan yana sıralanmış 8 adet odadan oluşur. Her oda kendi başına bir megaron gibi yapılmıştır. Her odanın orta kısmında aynı biçimde bir ocak vardır. Bu odaların da bir kısmı kamış veya sazdan yapılmış sepetlere konmuş, çok miktarda yanmış buğday ve arpa bulunmuştur. Teras binasının iç odaları ve dış odaları görüldüğü kadarıyla yoğun ev işlerine sahne olmaktaydı. Sarayın yiyecek giderlerini karşılamak için burada büyük miktarda hububat depo edilip un öğütülüp ekmek pişirildiği söylenebilir. Her ünitede 25 kişiden 300 kişiye kadar kadın görevli çalıştığına inanılıyor. Bu yapıların bazılarında saray görevlilerine ayrıldığı, bazılarında dokuma atölyesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Evet, burada da teras yapılarının yakın çekimi. Evet, sonuç olarak UNESCO tarafından Dünya Koruma Listesi'ne alınan buraya mutlaka gidip görün.